Manevi Yılan. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye, o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusuz, nasıl ki o hazretin yaralarından neş'et eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzubillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırılır. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfarla çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emareyle onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen bir adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyet yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, sultanı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücudu ilahiyeye dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil inkarda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder.